Dördüncü adım ikinci derse hoş geldiniz. Hibrit kurguları göreceğiz. Aslında hibrit kurguları gördünüz. Yani sezdirdik bunu size. Nerede? Öğrenme testleri, sıralama bölümünde, sıralama kurgularında öğrenme testlerinde hatırlayın 12 test var orada. 9, 10, 11 oralarda biz bunu yavaş yavaş yaptık. Ne yaptık mesela? Gösteriye çıkan 5-6 kişi vardı. Bu kişileri sıralarken hangi dalda gösteri yaptıklarını da işe kattık ya da mülakata giren 5-6 kişiyi sıralarken hangi konuda mülakata gireceklerini de içine, yani tabloda sıralama tablosunun içine yerleştirdik. Bunlar hibrit kurgulardı. Oradan bir kulak dolgununuz artık var. Dolayısıyla bu adımda yani bu derste çok rahat edeceksiniz. Tabii ki kompleks sorularda göreceğiz ama en azından bir şeyleri sıralarken biz kişiyle beraber o kişiye ait başka bir özelliği de sıraladığımızı göreceksiniz. Esprisi bu. Özel bir bilgi gerektirmiyor. Tüm gördüğünüz işte öncelik sonralık ilişkileri, çaprazlamalar vesaire hepsi aynen burada da geçerli. Bir ve ikinci soru. Basit bir soru ama ben seviyorum bu soruyu. Böyle çok da basit olsa güzel bir detay hazırlanmış bu soruda. 5 kişi var bir proje yarışmasına giriliyor. Üç tanesi ödül alıyor. Bir tanesi birinci, bir tanesi ikinci, biri üçüncü. Yani beş kişiden üçünü kullan diyor bize. Projelerden biri yeşil enerji. Bir yeşil enerji. iki organik gıda. iki de teknoloji. Bu şekilde verilmiş. Aynı konuda proje hazırlayan Orçun ya da Nuray'dan yalnızca biri ödül alıyor. Yani bu tabloda ya Orçun olacak ya Nuray olacak. Ama şuradaki detay Güzel. Zaten bu soruyu benim sevme sebebim de bu. Aynı konuda dediğine göre bu hangi konu olabilir? Teknoloji ya da organik gıda olabilir. Çünkü onlardan ikişer tane var. Bilmiyoruz. Mert Kamil ile aynı konuda proje hazırlıyor. Bakın bir aynı konuda ifadesi burada var. Bu da teknoloji ya da organik gıda olabilir. Bu ikililerden bir tanesi yani Orçun ve Nuray'dan mesela bunlar. Orçun ve Nuray'dan Organik gıda projesi alırsak o zaman Kamil ve Mert'ten de ne yapacağız? Teknoloji konulu proje alacağız ya da tam tersi. O zaman ne yaparsak yapalım Levent tek başına kalıyor ve Levent hangi konuda proje hazırlayabilir? Kesinlikle yeşil enerji konulu proje hazırlamış olur. İşte bu bir detay. Yani güzel bir detay. Güzel çıkarım yaptırıyor. Bu soruyu alma sebebim de zaten buydu. Diğerlerini bilmiyoruz. Hangi ikili hangi projeyi almış? Bir de şöyle diyor. Mert Kamil'den daha yüksek bir puan almış. Bunun da tabloya nasıl yerleştireceğini siz iyi biliyorsunuz. Arada başka biri olabilir, olmayabilir. Yani 1 2 2 3 1 hatta üşenmeyelim yazalım. Mert Kamil, Mert Kamil, Mert Kamil. Hani soruya bakarak gitmek daha tabii sağlıklı ama ben sadece bir hatırlatma olsun diye buraya yazdım. Mert Kamil 1 2'de ise 3'e kim gelecek? Orçun ya da Nuray gelecek. O detayı da gösterelim. Orçun ya da Nuray. Orçun ya da Nuray. Tekrar söylüyorum bu kadar şey yazmaya gerek yoktu. Direkt soruya geçebilirdik ama bir hatırlatma olsun. İlk soru Orçun 3. olmuşsa ilk satıra bakarak cevap verin. Orçun 3. olmuşsa Mert 1'de, Kamil 2'de olur. O zaman A seçeneği kesinlikle yanlış. 2. Bu bilgilere göre hangisi kesin olarak doğrudur? Bakın Levent yeşil enerji konulu proje hazırlamıştır. Ben onu daha girerken şu iki öncülde geçen şu ifadelerden direkt yakaladım. İnanın ilk okuduğumda atlamıştım mesela. Yani bu öncülü ikisini okuyup Levent nereden yeşil projeye gidiyor diyor böyle bir kafam karışmıştı. Belki de soruyu seçme sebebim ya da hoşuma gitmesi odur. Ondandır. Belki çoğu kişi için normal bir detaydır. Ama emin olun biz de bazen böyle çok basit dediğiniz detaylara takılıp kalabiliyoruz. Evet bir sonraki soruya geçelim.